Babadağın eteklerine gizlenen saklı bir cennet. Ölü deniz. Mavi ile yeşilin aşkını yansıtan bembeyaz kumlarıyla büyülüyor denizin turkuaz rengi. Ölü denizde dalga oluşmaz. Adını da durgunluğundan almıştır. Ölü denizi besleyen kaynak suyu çıkışları ile dipten açık denize doğru bir akıntı oluşturur. Bu nedenle tertemiz berrak sulara sahiptir. Hemen yanında bulunan Belçikız plajı hırçın dalgalarıyla kucaklıyor gelenleri. Ölü Deniz, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı eşsiz bir belde. Fethiye uzaklığı 14 kilometre. Yamaç paraşütü dendiğinde akla ilk gelenlerden biridir Ölü Deniz. Babadağ'ın zirvesinden süzülüp doğanın insana sunduğu eşsiz güzelliğe şahit olmak, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi. Kiyalıların ışık ve güneş diyarı dediği Ölü Deniz, dünyanın en güzel 10 kumsalından biridir. Like yolunda düzenlenen yürüyüş turları, binlerce yıllık uygarlıkların peşinden gitme fırsatı sunuyor. Ölü Deniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmenin başka bir yolu ise tekne turları. Denizcilerin ve korsanların tapınak şövalyelerinden saklanmak için kullandıkları koylar ve adalara, sadece deniz yoluyla ulaşabileceğiniz vadilere bu tekne turlarıyla gidebilirsiniz. Kelebekler Vadisi. Adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Kaplan adlı kelebeklerden almıştır. Vadi 80'in üzerinde kelebek barındırıyor. Ölü Deniz'in yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Kelebekler Vadisi'nin etrafı ortalama 350 metre yükseklikte dağlarla çevrilidir. Yaz-kış akan küçük şelale, tertemiz deniz, pırıl pırıl çakıl taşları ve çevreyi süsleyen pembe zakkum çiçekleri ile dünyanın her yerinden gezginlerin buluşma noktası haline gelmiştir. Vadiye ulaşım sadece teknelerle sağlanmaktadır. Vadiye inmek istemeyenler dağın üzerinden bu güzellikleri görme fırsatı bulabilir. Ölüdeniz'in etrafını çevreleyen koylar, eşsiz güzellikler sunuyor. Ve güneşin son ışınları her fırça darbesinde yeni eserler sunuyor izleyenlere.